Herkese yepyeni bir World of Warcraft Mists of Pandaria bölümünden merhabalar. Geçtiğimiz bölümde level 13'e ermiştik ama hiçbir şey vermemişlerdi bize. O yüzden buradaki araştırmamıza devam ediyoruz. En son demişlerdi ki Murloc'lar öldürdü. Ama tabii ki biz ya bunlardan şüpheleniyoruz ya da Murloc'lardan şüpheleniyoruz. O yüzden önce bunları döveceğiz. Önce buradaki, yani bunlarla konuşamadığımız için doğal olarak buradaki ipucunu arayacağız. Bunlardan birinden düşüyor sanırım. Oo, ne? Gördünüz mü? Güzel tipli şeyler çıkmıyor değil. Gerçi onu kullanmam ben muhtemelen ama. Çünkü level 90'a geldiğinizde inanın bana üstünüzde öyle paçavra, işte orası burası yırtık, orası burası gözüken şeyler istemiyorsunuz. Yani böyle level 90 olduğunuzu belli eden şeyler görmek istiyorsunuz. Bu arada bu leatherworking için değil. Leatherworking için olsaydı böyle arada da tarifler çıkıyor. Mesela Taylor Old. Bir rare var etrafta. Flark. Nerede? Aha! Aha! Böyle dünyada bazı rare'ler var. Bak gel buraya. Bazı rare'ler var. Rare'ler şöyle şeyler. Şöyle gri ejderha şeyinde çıkıyorlar. Farklı şeyler düşürüyorlar. Mesela bu ne düşürdü? Benim dişime yaramayan bir şey düşürdü muhtemelen. Aynen mail bir şey düşürdü işte, gereksiz. Belki satabiliriz. Bakacağız. Neyse, sonuçta rare dediğimde nadir çıkan şeyler. Yani bu mesela kaç dakikada bir çıkıyor bilmiyorum ama dakikası yok. Belirli bir zamanı yok bildiğim kadarıyla bunların. Özellikle level 90'a geldiğinizde çok arayacağınız şeylerden biri olacak. Nadir çıkan yaratıklar. Bunlardan ipucunu döverek alıyoruz ama hala bulabilmiş değiliz. Şimdi burada diyor ama burada dediği sanırım bu Gnoll'ler. Aha. Gnoll ipucusunu bulduk. Şimdi gidip Murloc'ları bir dövelim. Bu arada Murloc'ları dövelim derken yanıma da bir tane Murkulat'ımı alayım. O benimle takılsın. Çok sevimli kendisi. Şöyle göstereyim onu da. Murkulat BlizzCon 2013'e katılanlara verildi. Ben de onlardan biriydim. Katılan dediğim izleyerek katıldım. Ama olsun, katıldım sonuç itibariyle. Bu arkadaş Diablo'ya gelecek, Diablo'ya Reaper of Souls'la gelecek olan yeni Crusader sınıfının World of Warcraft versiyonu. Yani şu Murloc'ların şey versiyonu, Crusader versiyonu işte, bir tuhaf. Ama çok sevimli. Böyle kendi kendine bir şeyler yapıyor falan böyle. Uçuyor. Çok da sevimli sesi var. Aha. Mesela böyle bir, eskiden böyle bir şey vardı. Hala var da daha az bence. Yaratıkların içinden özel görevler çıkıyor. Bunlara da dikkat ederseniz daha kolay level atlayabilirsiniz. Çünkü tecrübe veren level'larsa iyi oluyor. Evet. Bu arada diğerini de bulduk. Ta buraya yollaması bizi. Gizli bir şeymiş o. Ne derler? Orada Poki deli gibi miyavlıyor, anlamadım neden. Miyav. Gizli bir hazine. Ya bir git Allah aşkına ya. Amaç ne? Al bir tane daha Allah. Murkulat nerede? Murkulat'ımı yemeyin. Murkulat nereye gitti? Ben göremedim. Aa. Ha geldi salak. Bunlar savaşa katılmadıkları için sizin yanınızda takılıyorlar sadece. Yani bir savaşa bir yararları yok o yüzden. Sadece süs için oradalar. Şimdi Murloc Clue diyelim. Speak. Ben Poki anlamadım neden böyle davranıyor. Speak to Shulu. Be careful. İki ayakkabılı Lu falan. Ben bir gidip şu Poki'ye bakacağım. Meğer sen mama istiyormuş. Olayı buymuş zavallının. Neyse. Ay. Heh. Şimdi. Şurada kataklizmle gelen olaylar var. Ben buradan gitmeyeyim ya. Nereye gidiyordum ben? Şuraya gideceğim yani. Yanlış yerlerden gittim. Baba sürekli arkama geçiyor gerizekalı.
şuradan gideceğim. Sürekli bir gitmeye çalışıyorum. O şeye takıldı, şuna takıldı çünkü gözüm. Ona bakacağım yani. Şuradan. Ay, burayı tilkiler basmış. Doğal olarak tarlaya kimse bakmadığı için. Rica ediyorum, öl. Zaten 5000 tane daha var arkada. Şuradaki adama ulaşmam lazım. Ya da adam mı artık, ne o? Ha, burada. Evet, orada adam. Zaten oraya gidip açmam gerekiyor. Şey, bak, arkama geçip durma. En sinir olduğum şey. En sinir olduğum şey. Oh, level atladık. 14 olduk. 15 olduğumuz zaman çok rahatlıyoruz. Provoke geldi. Provoke da. Bizim tankımız. Yani tank nedir? Tankların kullandığı. Eğer bir şey olur da işte threatiniz düşüktür. Threatiniz düşükse tauntla ya da ne bileyim, o anda biri, başka biri çaldı mobu ve geri almanız lazım tank olarak. Bu ne ya? Niye tepemde sürekli olar? Neyse, öyle bir şey olursa onunla mobu kendinize döndürebiliyorsunuz, yaratığı. Mob dediğiniz zaman anlayın artık, yaratık o. Yaratık. Zaten kolay level atlıyoruz. Birazdan ilk zindanımıza da gireriz diye düşünüyorum. Şimdilik sanırım şu adamların konuşmasına davet ol. Şeyi davet ol. Aha! Bir tane daha rare. Nerede acaba? Acaba nerede? Master Digger. Acaba nerede? Acaba? Şuralarda falan. Nerede ki yani? Haritada göremiyorum çünkü. Belki de aşağıdadır. Şu anda haritada göremiyorum. Şurada gösteren quest. Ama bilmiyorum. Aşağıda muhtemelen kendisi. Aşağıda dediğim, şurada bir madenimsi bir şey var. Orada muhtemelen. Hello. Üzücü oldu bu. Şimdi. Bunu ne yapacağız? Jungle Aid Mine işte. Oraya gideceğiz. Durun bakayım. Zaten oraya gidiyormuşuz. Allah'ım yarabbim. Buralarda bir yerlerde mi acaba girişi? O zaman madenlerin bu şeylerin girişini bulana kadar bütün olay... Evet, burası oldu. Sonunda olmamız gerekiyormuş. Yuh. Ha, şurada giriş. Tamam, o zaman içeride oraya buluruz ya. Muhtemelen. Keşke kapamasaydım, değil mi? Keşke. Hazır sabah kimse yok. Gerçi kimse olmaması bir bok yaramıyor çünkü Crossram diye bir lanet var World of Warcraft'te. Hiç sevmediğim bir şey. Yani işin açıkçası sevmiyorum çünkü bize haksızlık oluyor. Yüksek popüler, yani yüksek oyuncu olan sunucularda ve düşük şey olan o sunucular birleşiyor. Yani oradan oraya transfer olabiliyorlar falan filan. Transfer oluyorlar dediğim yani anlık. Sürekli buraya transfer olmuyor ama mesela bir quest yaparken buraya gelebiliyor falan filan. O zaman geliyor, benim yaratığımı çalıyor. Ben mesela 5 saniyede yapacağım. Yani ne bileyim, 1 dakikada yapacağım quest'i. O salaklar yüzünden 10 dakikada yapmak zorunda kalıyorum. Yani saçma sapan bir şey. Böyle PvP'de mesela çok kötü bir şey. Geliyor seni. Level 90. İşte tek mesela guild. Düşük sunucudan gelmiş. Bütün PvP şeylerine sahip, anasını satayım. Gelmiş, sen 40 devasın, seni böyle dövüyor falan. Başka serverdan olmasına rağmen böyle saçma sapan bir şey bence. Çok da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Eğer çok istiyorlarsa gelsinler, bu sunucuda kalsınlar. Yani biz öyle yapıyoruz mesela. Eğer bir sunucuda olmak istiyorsam ben ve benim sunucum düşükse, ya eğer çok sevdiğin bir karakter varsa para biriktirip ya transfer olursun ya da paran yoksa yeni bir karakter kazarsın yani. Biz hep böyle yaptık. O kadar saçma geliyor ki bana böyle şeyler. Anlatamam. Çünkü hani tamam, düşük sunucuların da öyle bir hakkı var. İnsanlar öyle şeyler yapmak zorunda değiller. Kabul ediyorum ama bu sefer onları iyi bir şey yaparken bize kötü bir şey yapmış oluyorlar. Bu da can sıkıcı oluyor. Şimdi bu konuda da çok sıkıntılıyım. Sormayın gitsin. Hele level 90'da acayip canımı sıkıyor. Mesela mesleğinizi yapamıyorsunuz ya.
şey toplamaya çalışıyorsun, bitki toplamaya çalışıyorsun, maden toplamaya çalışıyorsun. Hop, başka serverdan gelen, başka sunucudan gelmiş öküzün biri senin önünü kesiyor, çatır diye alıyor. Bir de üstelik karşı taraftan da dövüyor seni. Ne gerek var yani? Mesela bunu geliyor çalıyor. Bu benim serverimin madeni yani. Allah Allah. Git kendi serverindekini şey yap. Ne verdi bu? Hiç gördüğünüz gibi hiçbir şey vermedi. Gereksiz bir nadir bir şeylerden bir tanesi. Şimdi ben burada mıyım? Ha, burasıymış, tam doğru yerdeyiz. Group talk. Aha, gizemli bir kadın geldi. Dur bakayım, kadını göremiyorum şu an. Şu, oynayabiliyor muyum? Oynayamıyorum. Bir Metal Gear Solid'lik yapayım dedim ama olmadı. Sen ne istiyorsun? Neden Group Talk'u buraya çağırdın dedi. Yazık Group Talk. Bütün hayatını bununla mı geçireceksin? Böyle ezik misin sen gibi bir şey dedi. Group Talk seni dövecek. Ezecek, bir şey yapacak. Buna cesaretin var mı? Hani hayatını riske atabilir misin dedi. Kadını da göremiyoruz bu arada ama human belli. Beni öldürmeye çalışabilirsin. Başarısız olursun. Ya da ikinci opsiyonu tercih edebilirsin. Peki ya ikinci opsiyon ne? Diyor. Bana katılırsın ve ben sana işte zenginlik ve güç veririm. Diyor. Yani Group Talk'un iki şansı var. Ya ölecek ya da zengin ve güçlü olacak. Tabii ki ikinci seçeneği tercih edecek diyor. Benim yolumu göreceğini tahmin etmiştim diyor. Bu arada bu hikayenin bir aslında başı var. Ama onu daha sonra göreceğiz muhtemelen. Bu kataklizmle değişen bir quest'te bunun bir öncesi var. Öncesi de şöyle. Bir tane Dead Mines diye bir zindan var. Dead Mines'da öldürdüğümüz bir amca var. Onunla ilgili bir hikaye. İleride mi duymak istersiniz, şimdi mi duymak istersiniz bilmiyorum ama çünkü level 85'te görebileceğiniz bir şey Dead Mines. Gerçi şimdi de birazdan görebiliriz aslında ya. Dur bakayım. Level 85'te Heroic versiyonu var diye hatırlıyorum. Ya ne var ne var ya, beşiniz birden nereye geliyorsunuz ya? Neyse, XP'dir manasında. Ve konuşabilsem neler yapacağım da bugün. Neler neler yapacağım yani. Şuna da bir tane çaksam. Ha. Devam edebiliriz. Bir de bineğimiz olsa çok acayip rahatlayacağız ama yani bunun da keyfini çıkarmak lazım dediğim gibi. Şunu da döveyim bari yolumun üstünde. Arkama geçecek şimdi. Bu arada şey kısmında böyle yılbaşı etkinliği sırasında, hatta bakayım yılbaşı etkinliği ne zaman bitiyor? 2 Ocak'ta bitiyor. Yılbaşı etkinliği yani böyle Christmas diyeyim daha doğrusu, o etkinliğin sırasında şu small egg'ler bayağı para yapıyor. Çünkü bir görevde gingerbread cookie yapmaları gerekiyor. Kurabiye yapmaları gerekiyor. O kurabiye yapmak için de small egg'e ihtiyaçları var. Gidip auction house'da rahat rahat satabilirsiniz. Bu da size benden bir açık arttırma şeyi olsun. Eğer oynamak isterseniz. Evet. Çok çok az kaldı. Bir quest daha yaparsam bence bu iş olur. Şimdi ne yapacağım ben? Ben şu salakları dinleyecektim sanırsam. Evet. Tam şu köşeden dinleyebilirim sanırım. Selam. Onunla tanıştınız mı diyor. Hiç görmediniz beni oradan değil mi? Evet, gerçekten o. Dedi. Frog Brawl'u bunlar öldürmüş. Ve altın vermiş bunlara aralarında şey yapmaları için. Suratını gördünüz mü? Gerçekten o mu? O! Sanırım biri işimize kulak misafiri oldu diyor. Beni dövecekler. Burada da döveceklerini sanıyorlar. Koskoca monkum yani.
senelerimi vermişim bu işe. Kıçı kırık 3 hırsıza şey olacağım. Oldu. Oldu canım. Tamam. Aha evet. Ay. Ne oldu lan? Ne? Oha adam şimdi buradaydı. Bir dakika ne oldu? Oha çok ilginç. Vallahi anlamadım. Ne oldu şimdi? Aa adam öldü görüyor musun? Çatırt diye. Bu da diyor ki doğal sebeplerden öldü herhalde diyor. Hiçbir şey görmedim diyor. Tabii ki dedektifimiz de diyor ki bunu biri yaptı. Bize mesaj vermek amacıyla diyor. Gerizekalı. Öf gözlüğünü de taktı. Ay bu adamı döverim ben. Vallahi döverim. Bak bak taktı gözlüğünü. Tam dayaklık ya. Tam bunu böyle döveceksin. Neyse gideyim şu kuyası da vereyim muhtemelen. Buradaki şeyi atlarız. Olayı atlarız. Selam canım. Zaten şu yeşil olmuş bunlar artık bana yani çok az. Tecrübe kazandırıyorlar. 180 böyle. Ben olmuşum level 14 yani. Come on. Biraz daha şey istiyorum. Biraz daha zorluk. Şöyle de bir şey var. Tanklık ve healerlık. Level art. Level böyle. Hatta şey var. Scarlet Monastery var. Tam orada zorlaşmaya başlıyor. İşte ya da neresiydi yavrunun adı. Unuttum şimdi. Yani böyle 40-45 arası zorlaşmaya başlıyor artık. Ondan öncesi bayağı kolay. Yani kolayca rahatça öğrenebileceğiniz şeyler. Aa, bir türlü level atlayamadım. 98.3'üm ya. Aa ben niye bunları hiç şey yapmadım? Leatherworking'le. Yetmiyor mu acaba Leatherworking'i? Çünkü ondan da tecrübe kazanıyorsunuz. Dur bakayım. Sen gel bakayım buraya. Ben seni niye... Şeyi de derini yüzmek deyince de kendimi çok kötü hissediyorum ya. Evet salam ben unutmuşum bunları. Halbuki bundan da tecrübe kazanıyorsunuz yani rahat rahat. Şunları da keseyim bari. Halo yabani domuzlar. Bak şey seviyeleri de daha yüksek daha iyi benim için. Cidden rahat işler yapabilirim. Ve böylece level 15'e ulaşmış durumdayım artık. Talent açıldı, Dungeon Finder açıldı. Evet, Dead Mines, Rage Fire, Chasm ve Wailing Caverns. Wailing Caverns'a nefret ediyorum Allah'ım, nefret ediyorum. Nefret! O yüzden... Şimdi, Brewmaster'ın talentlarıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bize yardımcı olabilecek bir şey seçmemiz lazım. Mesela bu Celerity diye bir şey. Allows you to roll and chi torpedo more often. Chi torpedo ne bilmiyorum şu anda, bende yok galiba. Ben şunları bir de şöyle yapayım. Kafam karışmasın onları çünkü düzenleyeceğim şimdi. Bunu biri alacağım zaten. Buna gerek yok. Stance'im normal. Stance'i açıklayacağım biraz daha açıklamadıysam daha önce. Chi torpedo increase the maximum number charge. Daha fazla roll atabileceğiz ya da uçabileceğiz. Roll atmak da şu yuvarlanmadan başlıyorum. Tiger's Lust. Bu PvP ağırlıklı. Üzerinizdeki bazı şeyleri kaldırıyor. Every time you... Bunu da beğeniyorum. Bunu healer'ımda kullanıyorum. Bunu kullanabilirim. Bu daha çok çok önemli bir şey değil. Yani tanklarınızı etkileyecek bir şey değil. Sadece hızınızı arttıracak. Şimdi ben şuralarda bir, mesela şu anda açıldı momentum. Aha işte bana bunlarla geldi. Level 25 guild. Merry Christmas. Şimdi level 25 guild'in önemini söyleyeceğim size. Az sonra yazdım. Ben hiçbir talentımı açmamışım. Kekodrom gibi. Durun. Herkes dursun. Böyle hızlı hızlı kaçmanıza sebep oluyor. Level 25 olduğu için daha fazla. Hatta şurada gözüküyor galiba onlar. Evet. Guild Perk. Şurada bir yerlerde. Fast Track. Evet. %10 daha fazla tecrübe kazanacağım şu saatten sonra. Yani kısacası ben bu heirloomlar falan hem guild %10, %20, %30,
%40, %50, %55 daha fazla XP kazanıyorum. Çünkü silah bir şey vermiyor. Silah almanıza gerek yok zaten. Ben öylesini almışım. Herkes welcome diyor. Bir thank you diyelim. Thank you. Thank you for the invite. Diyecektim mi? Thank you dedi. Neyse ya. Şimdi gelelim Dungeon Finder'a. Şimdi Random Classic Dungeon atarsanız ekstra şey alabiliyorsunuz. Şu anda tank olduğumuz için tank, ama tabii ben ne yapayım, bir becerilerimi düzenleyeyim. Blackout Kick var. Dizzying Haze. You hurl a keg of your finest brew. Reducing... Evet, bununla başlamam gerekiyor. Bu demin de gösterdiğim şu hareket. Bu size hem adamları yavaşlatıyor hem de threat sağlıyor. Ne var? Jab var. Jab'la chi oluşturuyoruz. Keg smash nedir? You hurl a keg of finest brew. Tamam. Ardından bunu atıyorsunuz. Şunun ardından. Anladığım kadarıyla. Keg smash. Ne oluyor? Ataklarını size şey yapma, size vurmama şansları var. Sizi kaçırma şansları var daha doğrusu. Bir de Tiger Palm var, klasik. Jab'ı aslında şöyle alalım. Bir de Blackout Kick'imiz var. Onu da şöyle alalım. Kullanır mıyız bilmiyorum. Blackout Kick çünkü şeyde, DPS'te daha çok işe yarıyor diyebilirim. Ama neyse, belki şimdi yarar. Tiger Palm. Falan filan. Neyse işte, deneyip göreceğiz gençler. Bakalım şimdi. Tabii de şöyle bir gerçek var ki Dungeon Finder'da bir sürü gerizekalı var. Yani işin açık ve neti, bir sürü gerizekalı ile karşılaşacağız. Bir sürü tuhaf insanla karşılaşacağız. Böyle bir gerçek var maalesef. Aslında DPS olsaydım diye düşündüm. Çünkü hani bir yandan zindan beklerken, çünkü DPS olduğu zaman zindan beklemek daha uzun sürüyor. İyi. Ragefire çazıma geldik. Burası ilk dungeonlardı. Eskiden Alliance zaten buraya giremiyordu. Kataklizmle beraber girmeye başladık. Questleri alalım. Ben de buranın yolunu tam bilmiyorum ha. Allah yani. Healer hazır mısın bebeğim? Let's go. Şimdi böyle ben bunları ata bunlara koyacağım sonra herhalde. Şu an hepsi bana saldırıyor. Gidelim. Gidelim. Lan. Hah. Yanlış şeye bastım. Bir saniye ya. Ben daha yeni öğreniyorum. Lütfen. Lütfen bana saygılı olun. Bunları da alayım. Öyle vurayım. Şöyle vuracağım. Bunu bilmiyorum, tamam mı? Lütfen, lütfen beni şey yapmayın. Bir de böyle bir şey bilmiyorsanız da döverler. Dövmezler de yani. Bir rahatsız bir şeylik. Shield demişim yarımıyor. Şurada loot'u açalım. Orada ne aldığımız gözüksün. Bak şimdi mesela Hunter benden önce oraya daldı. Neden? Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettim? İşte böyle yaptığı zaman benim için tankın sinirini bozduğu yetmiyormuş gibi bir de şey yapıyor. Ben burada tabii kendime şey sandım. Ne derler? Hulk sandım. Oradan oraya kendi çapımda hareket ediyorum. İnsan diyecek ki bu gerizekalı niye bekliyor diyecek haklı olarak. Ben de bilmiyorum işin açıkçası. Sen gel bakayım. Ama da atayım da. Gel. Gel. Bu boss. Adarok isminde. Bir boss. Öyle zaten ilk dungeonlarda öyle taktikmiş bilmem neymiş. Ya onu arkadan döndürmüş falan filan yok. Onları ilerleyen zaman asıl dönüşmemiş miymiş. Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir de zaten tanksanız açık ve net şekilde yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlar benim işime yaramaz. Neyse, bu arkadaş biliyor Allah'tan. Açık ve net bir şekilde yapmanız gereken şeyler var. Onlardan bir tanesi de mesela bir boss var etrafta. Ona mutlaka grubun arkasını döndürmeniz lazım. Yani grup ona doğru dönmemeli.
Çünkü işte demin de ateşte de gördün, böyle bir ateş attığı zaman falan problem yaratıyor. Gerek yok yani. Ne, hep tersini döndürürseniz yani grubun şeyi ne doğru olmazsa ay. Ay vallahi yoruldum ha. Bunlar zor işler. Vallahi zor. Yani neden zor? Çünkü bir yandan konuşup bir yandan bunu yapmak, ona konsantre olmak, bazı şeylerde niye orada durdunuz? Niye benim tretimi çalıyorsunuz? Benim çiğim de çok azal. Ay bu tanklık bir tuhafmış. İlk defa deniyorum dedim ya. Gerçekten tuhaf yani. Dur bakayım. Onu alacağım ben tabii ki. İstiyorsanız siz önden gidip kötünüzü yedirebilirsiniz. Köpekleri benim umurumda değil. Niye alamıyorum ya? Allah neyse. Ben şu... şununla bir çiğ yaratmamayı ne diyeyim? Gerçi buymuş çiğ yaratan galiba ya. Bu muydu çiğ oluşturan? Ay ne bileyim ben. Bilemedim. Sen de ne yapıyorsun orada ya? Şöyle arkasını döndürürsünüz. Gördüğünüz gibi durup arkada kalır. Böylece hem roguelara falan da iyi bir şey yapmış olur. Çünkü roguelar genelde arkadan saldırmalar lazım. Aynı şekilde druid kediler de öyle. Bir almamız gereken bir şey var mı? Şunu. Burada bir tane adam sıkışmış bir saniye. Yazıktır. Adam orada kendini saklamış aslında. Şimdi o hunter onları çekecek bak şimdi. Adam zor bekliyor zaten. Orada kendi kendine böyle oradan oraya gidiyor, oradan oraya geçiyor falan. Adam zor bekliyor yani. Bekleyemedi. Şimdi, bu ne ya? Slagmo. Onun bir de büyüğü var. Oradan mı gidelim? İyi ya. Hepsi, bak şimdi. Hepsini oraya gönderdim. Kendi gitti, saldırdı gerizekalı. Ey bana ihtiyacınız yokmuş paşam. Ne var giden ki sağdan? Soldan gidersen daha çok tecrübe kazanıyorsun. Çünkü daha fazla mob var galiba. Onlar ya da oradan gidersem. Aman. Aman. Gel. Ben de niye vuramıyorum lan? Abi vuramıyorum yalnız, şaka maka. Adamın üzerinde threat oluşturamadım yani. Niye vuramıyorum? Hiç bana uygun bir boss değil hakikaten. Bu da mail için güzelmiş. Aa, buranın da devamını hatırlamıyorum arkadaşlar işin açıkçası. Çünkü ben buraya hiç tank olarak gelmedim. Yani kastığım şeyler healer'dı bilmem neydi. Tankı takip edersiniz genelde. O yüzden zindanları bilmemiz gerekiyor aslında. Bunlar işe yarar mı? Yarar. Bunu alabilirim. Bu ne? Bir şey yok. Ay dur bakayım. Burada biri yok. Şu taraftan gidelim. Burada bir şey var mı? Ha. Bir de şu üstte galiba bir tip boş vardı. Hatırlamıyorum. Buradan mı gidiyorum? Ha evet buradan. Güzel. Oo! Dona geldi. Öyle kontrol edemediğiniz şeyleri kendi çapınızda oynatmaya çalışırsanız böyle olur işte. Salaklar. Bir yaratık çıkardılar herhalde bir yerden. Ya da yarattılar mı? Ne yapıyorlar? Ne bakıyorlar? Ragefire Chasm da böyle bitiyor işte. Böylece. Gördüğünüz gibi zaten hemen level bilmem kaç oldum. Level 16 oldum. Ne verdi o bana ya? Shadowfen Keep açıldı. Shadowfen Keep de biraz güçlüyor. Hadi çıkın. Ay çıkın madem. Bu level'larda zaten haşır uşur pat 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 level atlarsınız yani. Zaten gördüğünüz gibi herkes atlıyor yan yana. Bunlardan biri acaba güzel mi? Ladder mi? Bana ikisi de ladder. Ama ikisi de bir bokum yemiyor. O yüzden ikisi de güzel de değil tipleri. O yüzden satacağım. No man left behind. Bunu da yaptık. Yine level atladık. Level 17 olduk. Yine bir şey vermedi. Tamam o zaman. See you later. Bir dungeon'ın daha sonuna gelmiş olduk. Böylece. Ve aynı zamanda bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Tabii ki de
Artık bir sonraki bölümde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Yine belki zindanlara gidebiliriz. Çünkü buraları sıkıcı. Yani değiştirdiler ama sıkıcı yani. Çünkü bir de heirloom'umuz var. Heirloom olduğu için pat 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 atlıyorsunuz. Bu sefer questler aşağıda kalıyor. Ben 60'tan sonra quest yapma taraftarıyım. İşin açıkçası çünkü sıkılıyorsunuz. 60'tan 70'e kadar sürekli aynı quest var. Sıkıcı. O yüzden bir sonraki World of Warcraft Mists of Pandaria bölümüne kadar herkese iyi oyunlar.